Kullandığımız ürünlerin neredeyse %90'ı, insanoğlunun doymak bilmeyen iştahları yüzünden bize çok uzak ülkelerden gelmektedir. Hemen hemen her şeyi, kakao yağından mobilyaya kadar her şeyi nakliye ediyoruz. Hayal edebileceğiniz her şey. 1950'lerde başlayan deniz kargo konteynerlarının icadı, dünya pazarında bir devrim yarattı. Tam zamanında teslimat mottosu, bugün 100 milyondan fazla kişinin lojistikte çalışmasına olanak sağlıyor. Bence bu iş için çok fazla öz disipline ihtiyacınız var. Ve buraya bir kere geldiğinizde, gece eve gitmemenize sebep olabilecek herhangi bir ihtimale karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Kesinlikle doğru akıl ayarına sahip olmalısınız. Bu iş herkesin yapabileceği bir iş değil. Son birkaç yıldır Asya pazarlarındaki güçlü büyüme, durumu daha yoğun hale getirmiştir. Bugün dünyada 34 milyondan fazla konteyner yollarak çıkıyor. Çin giderek daha fazla liman inşa ediyor. Her konteynerin sürekli olarak dikkatle izlenmesi gerekiyor. Çünkü içindeki yükün ortalama değeri yaklaşık 35 bin dolardır. Bir konteyneri kaybetmek belki de 20 ton tablet bilgisayar kaybetmektir. Bu yüzden bu hiç de iyi bir fikir değil. Burası süper boyutlu dev lojistik dünyası. Ve nereden geliyorun bu haftaki ürünü? Portakal. Dünyanın en ünlü narenciye meyvesinin sırrı. Her yıl 1.78 milyar ton civarında portakal üretilmekte ve sevk edilmektedir. Dünyadaki en çok satılan ilk 10 meyve ve sebzeden biri. İsrail, narenciye ihracatı konusunda dünya şampiyonu. Rekor sürede Avrupa'ya teslim eder. Portakallar sadece meyve değil, sert rekabete dayanan markalı ürünler haline gelmiştir. Zamana karşı bir yarış açılarak piyasaya yeni yeni çeşitler giriyor. Bu şekilde yurt dışından gelen tonlarca portakal, ünlü Jaffa portakalının da dahil olduğu alışveriş sepetlerinde sona eriyor. Şu an İsrail'de dünyanın önde gelen ihracatçısı ve Avrupa'nın en önemli meyvelerinden birinin portakalın mevsimi. Ülkenin kuzeyi Tel Aviv'de, Shamoti adıyla da bilinen ünlü Jaffa portakalının yetiştiği en büyük portakal bahçeleri bulunur. Oldukça fazladır. Meyve. Görebildiğiniz her yer meyve. Tayland'dan gelen işçiler, hasat olayını en kısa ve doğru anda bitirmek için devamlı olarak gelip giderler. Shamoti hakkında benzersiz olan şey nedir? Meyvenin dokusunun kendisi olması. Bu sadece bir meyve suyu değil. Meyveyi yersin ve ne yediğinin tadını anlarsın. Eti dop dolu ve lezzetlidir. Raf ömrü uzundur. Ve oldukça oval olan özel doku, göbeğin çoğunda olduğu gibi yuvarlak değildir. Şimdi bence diğer çeşitler oldukça sıkıcılar. Evet tatlılar ancak düşük asit seviyesiyle özel bir tatları yok. Shamoti ağzınıza koyduğunuzda size gerçekten de çok ama çok özel bir lezzet sunar. Damağınızda bıraktığı tat gerçekten de eşsizdir. Jaffa portakalının biçimi, boyutu ve tadı onu rakibinden ayırıyor. Shamoti meyvesi portakalın tatlığı neredeyse çekirdeksiz bir çeşididir. Yılda yaklaşık 40 bin ton meyve dünyaya ihraç edilmektedir. Hasat zamanı yılın başından itibaren başlar. Ancak İsrailliler tarlalarda yoğun emekten kaçınıyorlar. Shamoti genellikle 1 Ocak'ta başlar ve Ocak başından bazen Mart ayı sonuna kadar ya da Nisan'a kadar sürebilir. Diyelim ki 1 Ocak'ta başlamak istiyoruz. Bunun için önce 25 Aralık'ta bir paket içinde örnekleri laboratuvara götürüyoruz. Bize hazır olup olmadığını söylerler. Eğer sorun yoksa hasata başlayabiliriz. Ve işimiz burada başlıyor. Jaffa sözcüğünü duyan pek çok insan burunlarında portakal kokusu buluyor. Birçok kişi İsrail'in en ünlü ihracat mallarını çocukluğundan tanıyor.
tarlalardan Hadera kentinde arabayla 45 dakika mesafede bulunan en yakın paketleme istasyonuna gidiyorlar. Burası yoğun sezonda dünyanın her yerine ihraç edilmesi düşünülen tonlarca portakalın hazırlandığı yer. Teslim edilen malların bir profilini oluşturmak için rastgele örnekler alınır ve test için bir laboratuvara gönderilir. Bitki örtüsünden doğrudan paketleme evine gider ve paketleme evinde öncelikle dezenfeksiyon işleminden geçer. Böylece soyulma durumunda kabuğun altında daha sonra herhangi bir atık meydana gelmemesi için tüm mikroorganizmalar yok edilir. Avrupa ve dünyaya ihraç etmek için her gün tonlarca portakal hazırlanmaktadır. Ancak bunu yapmadan önce portakallar laboratuvarlarda kalite kontrol testlerine giriyorlar. Neredeyse her gün yola çıkıyor. Meyveyi topluyoruz. Paketleme merkezine getiriyoruz ve ham maddeyi kontrol ediyoruz. Sonra ilk dezenfeksiyonu yapıyoruz. Böylelikle havadan, fırtınadan ya da güneşten kaynaklanan hasarlar olup olmadığını görebiliyoruz. Meyvenin zararlı içeriği olup olmadığını, böceklerin ona zarar verip vermediğini, tüm bu şeyleri biliyoruz. Bu yüzden ham maddenin profiline oldukça hakimiz. Asitliliği ve meyve suyu konsantrasyon seviyeleri makineler yardımıyla belirlenen sıvıların şeker konsantrasyonu için bir ölçüm birimi olan 1x derecesi denilen laboratuvarda yüksek teknolojiyle test edilir ve ölçülür. Olgunluk seviyesi bazen görünüş, koku ve doku duyuları baz alınarak bazen yeterince sağlanamayabilir. Ama 1x derecelerinde açılan şeker konsantrasyonuna bakarak büyük bir doğrulukla saptanabilir. Ve meyve. Onu soğuk depolarda tutuyoruz. Gece boyunca dondurmaya başlıyoruz ve sabahları dışarıya alıyoruz. Yani dün seçilen her şeyi hemen paketliyoruz. Dolayısıyla koparılan ürünün ambalajlanması en fazla bir gün içinde bitmiş oluyor. İsrail'deki soğutmalı buzdolabında taze hasat edilen portakallar en çok 3 hafta tutulur. Daha sonra yolculuğa gönderilirler. Portatifler 7 ila 14 gün arasındaki rekor sürelerde ön siparişlerine göre Avrupa süpermarketlerine ulaşır. Bitkiye geri döndüğümüzde yüksekliği 2 metreden fazla olan portakal ağaçları dikilmesinden yaklaşık 1,5 yıl sonra ilk meyveyi vermeye başlarlar. İlk portakal gerekli ihracat kalitesine ulaşmadan önce 4 yıl geçer. O dönemlerde her ağaçta yaklaşık 70 ila 80 kilo portakal yetişir. En büyük tehlikeler asalaklar, don tehlikesi ve su yetersizliği, giderek düşük arzda olan kaynaklardır. Çok yüksek bir saflıkla geri dönüştürülmüş su kullanıyoruz. Burada birçok zorluk yaşıyoruz. Zararlı bakteriler, örneğin hava, susuzluk ya da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık, rüzgar veya başka şeyler. Ve böcek ilacı ile ilgili sorunlarımız var. Piyasa güzel, temiz bir meyve istiyor ve bu yüzden kimyasalları kullanmamamızı istiyorlar. Ama kimyasal olmadan da bu iş çok zor oluyor. İsrail damla sulama teknolojisinin yanı sıra çiftliklerin su ihtiyacının %75'ini karşılayan tuzdan arındırma istasyonları konusunda dünya lideridir. Bunlar portakal ağaçlarının sulanmasında kullanılan borular. Borunun çapı 20 milimetre ve saatte 2 litre su sağlıyor. Portakal ağaçlarının her dizisi için 2 akış vardır. Tarlada ağaçlara yüksek miktarda su verilmesi için gerekli tüm ekipmana sahibiz. Ayrıca kuraklık döneminde ağaçları sulamak için kullandığımız akarsu hatlarını tüm bölgeye yerleştirdik. Bu da verim kapasitesini artırıyor. Dünyaya da ihraç edilen İsrail damla sulama yöntemleri son zamanlarda oldukça geliştirildi. Burada su azdır ve kurak bölgelerdeki köklere doğrudan gönderilir. Bitkiye yalnızca ihtiyaç duyduğu kadarı verilir. Her bitki tam olarak doğru miktarda su alır. Anten, ofisimizdeki bilgisayarımızdan sinyal alır. Bu bölgedeki su gereksinimleri hakkında bize bilgi verir.
Musluğu bir saat boyunca açıp, başka hiçbir şey yapmadan otomatik olarak çalışır. Zaman zaman her şeyin yolunda olduğunu kontrol etmek için uğraşmaktayız. Çok kolaydır. Su sadece doğru yere gider. Meyvelerin yaşına ve yılın zamanına bağlı olarak her iki günde bir açmamız gerekiyor. Ağacın üzerinde daha fazla meyve varsa daha fazla su kullanmak zorunda. Ancak portakal sadece meyveler değil, aslında rekabetin üst düzeyde olduğu markalı bir üründür. Narinciye meyvelerinin eski kraliçesi meşhur Şamuti, kabaca tahtından indirildi. Güney Avrupa'dan gelen rekabet, pazara uzun zamandan beri ucuz ürünle doldurarak pazardaki etkin pozisyonu kaptı. Bu yalnızca birbirleriyle rekabet eden ülkelerin düşük ücret politikasıyla mümkündür. Eski kült ürünler zengin Batı ülkelerinde giderek lüks bir öğe haline geliyor. Zamanla mücadele başladı. İsrail'in ihracat malları, rekabetin düşük fiyat politikasıyla ne kadar süreyle rekabet edebilir? Neyse ki İsrail'in bir avantajı var. Ülke, araştırmalara büyük miktarda yatırım yapıyor. Sonuç olarak Yafa bahçelerini eski ihtişamlarına geri getirmek için laboratuvarlarda yeni çeşitler doğuyor. Global ihracatçı Ori yakın zamanda bunu yapmayı başardı. Zaten narinciye tablosunda hali hazırda en üsteler. Paketleme bölümlerimiz tüm ülkeye yayılıyor. Ve hava koşullarında bazı bozulmalar olsa bile temin edebileceğimiz ürün oranı %90'ı buluyor ve süpermarketlerde ürünlerimiz zamanında, miktarında, büyüklüğünde ve kalitesinde yerini almış oluyor. Bu perakendeciler için çok ama çok önemli bir şey. Sürekliliğe ihtiyaçları vardır, güvenilirliğe ihtiyaçları vardır. Özellikle Almanya, doğru içerik, maksimum lezzet ve izin verilen kimyasal düzeylerle gelmelerini istiyor. Bu onlar için çok önemli bir konu. Meyveler sayısız yıkama istasyonlarının yanı sıra görsel inceleme noktalarından geçer. Açık kusurlu portakallar alınır ve meyve suyu üreticileri tarafından ileri işlemler için gönderilmeden önce geçici olarak ayrı bir bölüme yerleştirilir. Gerekli kalite özellikleri açıkça tanımlanmıştır. En az 100 meyve, bazen daha fazla örnek alıyoruz ve ham maddenin profili nedir inceliyoruz. Buna göre ham maddeyi sınıflandırıyoruz. Örneğin bu meyve bu pazara gider, bu meyveleri bu pazara gönderiyoruz gibi. Başlıca fark tadı değil, iç kalite %100 aynıdır. Fark meyvenin görünüşü. Bir test yapabiliriz ve ikinci sınıfın bir kutusuna bakabiliriz. İkinci sınıfın kutusunda birçok birinci sınıf bulacaksınız. Yani anlayacağınız üzere meyveleri karıştırıyoruz. Kalite ayırmaksızın. Portakalların İsrail'den gelmesi koşuluyla yalnızca orijinal Yafa ürünleri Yafa etiketini alabilir. Yafa markasının dünyadaki en ünlü marka olduğu bir dönem vardı. Ancak İsrailliler Yafa markasını üçüncü şahıslara lisanslamakla kritik bir hata yaptılar. O zamandan bu yana Çin'de dahil olmak üzere her yerde Yafa kopyaları çıktı ve orijinallerle karıştırılmalarına neden oldu. O günden bu yana İsrail eski iyi itibarını geri kazanmak için savaşıyor. Bu İskandinavya'ya gidiyor. Bu İngiltere'ye. Bu Rusya'ya. Bu da yerel pazar için. Dağıtım yarın başlarsa, bir hafta veya 10 gün sonra Almanya'da olduğunu göreceksiniz. Portakallar yoğun mevsim süresince portakal ve diğer narinciye ile doldurulmuş olarak ana depolama alanından her saatte ayrılıyorlar ve Astot limanına gidiyorlar. Malların %70'inden fazlası Dünya Ticaret Örgütü'ne göre gemilerle konteynerlarda taşınmaktadır. Bazı gıda ürünleri süpermarket raflarına çıkmadan önce kara, hava ve denizde binlerce kilometre yol kat ediyorlar. Narinciye meyveleri arasında Şamuti adıyla da bilinen ünlü Yafa portakalı, İsrail'in bilinen en iyi ihracat ürünüdür ve narinciyelerin kralı olarak anılır.
Tel Aviv'in güneyinde bulunan Tarım Araştırma Enstitüsü'nde 10 yıllardır araştırmalar gerçekleştirildi. İşte Ori, ihracat kralının geliştirdiği kolay soyulanlar ailesine ait mandalina benzeri çekirdeksiz bir narenciye ürünü. Bu laboratuvarda lezzet ve aroma üzerine yoğunlaşıyoruz. Projenin gen laboratuvarında yeni çeşitlerin yetiştirilmesi, kaliteli çeşitlere odaklanma, mevsimi uzatma, tohumsuzluk ve çekirdeksizlik konularında çalışıyoruz. Düşük kaliteli üreticilerin rekabetini yenmek için araştırmacılar güçlü meyve üretmeye çalışıyor. Konteyner gemilerinde herhangi bir hasar görmeden uzun yolculuklarda hayatta kalabilmeleri gerekir. Moleküler çalışmalar farklı bölümlere ayrılmıştır. Her şeyden önce lezzet kompozisyonunun kendisi üzerinde çalışmak zorundayız. Dolayısıyla meyve özlerini alıp özdeşleştirebiliriz. Hangi lezzetler için üretilen ve hangilerinin önemli olduğunu anlayan, bileşikleri gösteren makinelerimiz var. İkinci adım, bu bileşiklerin üretilmesinden sorumlu genlerin neler olduğunu keşfetmek. Bu DNA seviyesinde zaten yapıldı. Yine DNA örnekleri olarak hazırladığımız özleri birleştiriyoruz ve bu da DNA örneklerini moleküler belirteçleri kullanarak analiz edebiliyoruz ve uzun yıllar boyunca anlayabileceğimiz çalışmalarla kaliteli bir meyve üretmek konusunda ve farklı lezzet bileşikleri üretmekte DNA'nın hangi bölümlerinin sorumlu olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Portakallar sadece meyve değil, sert rekabetle karşı karşıya kalan markalı ürünlerdir. Piyasaya her gün yeni çeşitler giriyor. Bazıları uzun süreler yerini sağlamlaştırırken, bazılarının çöpe gitmesi çok erken oluyor. Müşteriler tarafından daha güzel, daha tatlı, çekirdeksiz ve soyulması kolay meyveler talep edilir ve geliştirilmiş genetik modifikasyon bunu yüksek düzeyde mümkün kılar. Piyasa düşük olduğunda ve pazarda çok fazla meyve olmadığında hala meyve üretiyor olmamız ilginç. Yani er ya da geç çok çeşit sunabilirsek bunda bizim için büyük bir fayda var. Hasat sonrası çok önemlidir. Çünkü meyveler, özellikle mandalinalar depolamaya karşı çok hassastırlar. Bu nedenle uzun süreler boyunca saklanabilen ürünler olmaları çok önemlidir. Yeni çeşitlerin piyasaya çıkması bazen 10 yıllar alabilir. Ünlü Ori zaferle ayakta durmayı başardı. Lojistik merkezine geri dönüyoruz. Yeni hasat edilen portakallar, paketleme istasyonlarındaki buzdolaplarında en fazla 14 ila 21 gün boyunca depolanır. Yetersiz olarak tanımlanan meyve ayrılır ve hem iç hem de dış pazarlar için meyve suyu üretimine gönderilir. Ünlü Shamuti'nin yanı sıra Ori, şirketin ahırındaki ödül atı haline gelmiş durumda. Çok iyi ve özel bir çeşitlilikle gelmeliyiz. Shamuti hala çok özel. Dünyanın her yerinde böyle çeşitlilik göremezsiniz. Büyüyen dikim alanı yalnızca İsrail'de var. Mehadrin şirketi İsrail'deki Shamuti'yi ihraç eden tek şirkettir. Shamuti'nin ana pazarı İngiltere ve İskandinav piyasası. Almanya'ya Ori tarafından geliştirilen yeni mandalina türleri gibi İsrail'de geliştirilen yeni çeşitleri satıyoruz. Tüketici davranış biçimleri 1970'lerde çarpıcı biçimde değişmeye başladı ve üreticiler çabucak tepki vermek zorunda kaldılar. Günümüzde kolay soyulabilen meyveler talebinde büyük bir artış var. İnsanlar alışkanlıklarını ve alıştıkları tutumu değiştiriyorlar. Biraz az portakal, biraz daha greyfurt ve daha çok kolay soyulan meyve. Bu yüzden de Ori olarak çok fazla görevimiz var. Yeni pazarlar keşfetmeliyiz. Avrupa'daki bazı süpermarketlerde fiyat elbette önemseniyor ancak içeri giren müşteri ürünün kalitesini ve sağlayacağı memnuniyeti daha fazla önemsiyor. Şirket market zincirlerinin yanı sıra büyük toptancılar tedarik etmektedir. Yıllık narinciye ihracatı 200 bin tonu bulurken bunun 40 bin tonunu portakal oluşturur. Talep yeterince yüksekse teslimat hızlı bir şekilde gerçekleşebilir.
büyük müşterilerimiz ve perakendecilerimizle önümüzdeki hafta ve diğer hafta neler yapacağımızı biliyoruz. Elbette piyasada dramatik bir değişiklik olmazsa, yani ihtiyaçlarına göre topluyoruz, stoklar yaratmıyoruz, her an tetikte olmayı ve taze ürün sunmayı tercih ediyoruz. Şamuti Avrupa'da hala geniş bir popülerliğe sahiptir. Yafa meyvesi özellikle İngilizler arasında çok fazla tercih edilir. İngilizler bu meyveyi Yafa bahçelerinden toplayıp 1850'de Kraliçe Victoria'nın sarayına götürdüklerinde meyvenin muhteşem tadının harikalıklarını keşfettiler. Ve böylece Şamuti Avrupa'da uzun yıllar süren hakimiyetine başladı. Yolculuğun ilk aşaması başlıyor. Astot Limanı'ndan Güney İspanya'ya. Algeciras Limanı, Asya ve Orta Doğu'dan gelen ürünlerin ana mal dağıtım merkezidir ve Avrupa'ya açılan kapısıdır. İsrail portakalları da kısa bir süre burada duruyor. Algeciras ürünlerin küçük konteyner gemilerinden, büyük okyanustaki malları nakliye eden en büyük konteyner gemilerinden biri olan AAA sınıfı gemiye taşındığı yerdir. Daha uzun, daha geniş, daha yüksek AAA konteyner gemileri arasında yeni mega sınıf bir gemidir. Bu gemiler 21. yüzyıl denizcilik endüstrisini yeni bir döneme götüren yüzen depolama öğeleridir. Algeciras'taki bu deniz terminali hakkında özel olan şey nedir? Burası İspanya'nın en büyük terminali ve Akdeniz'deki en büyük limanlardan birisidir. Burası bir transit deniz terminalidir ve buradan en az 3,5 milyon TEU geçer. Yani 3,5 milyar konteyner. Her gün 6500 konteyner yüklenebilir ve boşaltılabilir. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 75 metre yüksekliğindeki bir konteyner gemisi yaklaşık 64 bin ton ağırlığında ve 18 bin TEU yük taşıyabiliyor. Bu boyutta bir gemi, 182 milyon tablet, 36 bin araba veya 11 milyon çift ayakkabı ya da milyonlarca ton taze meyve ve sebze taşıyabilir. Soğuk işlem konteynerlarımız var. Onları belli bir sıcaklıkta tutuyoruz. İçerideki tüm bakterileri öldürüyoruz. Ancak oradaki meyvelere zarar vermiyoruz. İsrail portakalının Rotterdam'a yaptığı yolculuk yaklaşık 4 gün sürüyor. Gemiler 18 bin konteynerla ağzına kadar dolu. Konteynerların her birinin içinde ortalama 30 bin euro tutarında mal olduğu tahmin edilmektedir. Konteynerlar tamamen yüklendiğinde yolculuğu güvenli bir şekilde yapması gereken 500 milyon euroyu aşan ürünler bir araya gelir. Okyanus devi içinde derin bir buzdolabını da barındırır. Konteyner gemileri arasında lider olan bu gemi malları eksi 60 santigrat derecede taze tutabilmelidir. Aslında gemide taşınan en pahalı kargolardan biri. Bu süper dondurucuda her şeyi hemen yapmak zorundasınız. Görev ekibine başlatma zamanı hakkında bilgi vermek, fişinin takılıp takılmadığına, ayar noktasına, havalandırmaya, neme karşı normal kontroller yapmak zorundasınız. Bu süper dondurucu günde iki defa, her 12 saatte bir kontrol edilmelidir. Sahnelerin arkasında kısa bir bakış, konteynerların tasarımındaki yapı felsefesi ve işlevselliği üzerine ışık tutuyor. Meyvelerin ve sebzelerin naklindeki en büyük zorluklar nefes almalarıdır. Bunlar canlı organizmalardır ve özel olarak ele alınmaları gerekir. Bu, konteyner içindeki ortamı mükemmelliğe denetlememiz gerektiği anlamına geliyor. Konteynerin performansını artırmak için özel bir suni meyve hazırlamamız gerekiyordu. 116 bin plastik top satın alarak bunu yaptık. Plastik topları değiştirdik. Meyve ve sebzeler gibi aynı şekilde nefes aldılar. Bu birkaç defa gerçekleşen taşıma sonrasında bile ürünün mükemmel olacağı anlamına geliyor. İsrail portakalları Avrupa süpermarketlerine rekor sürede tarladan süpermarkete 7 ila 10 gün arasında ulaşıyor.
Her yıl 1.78 milyar tondan fazla portakal hasat edilmekte ve sevk edilmektedir. İspanya, Orta Doğu ve Güney Amerika'dan dünyanın en uzak köşelerine kadar. Portakal gezegende en çok satılan ilk 10 ürünün başında gelir. Brezilya, dünya genelinde 500 bin ila 600 bin ton meyve ihraç etmektedir. Dünyanın portakal hasatının yaklaşık %25'i burada ortaya çıkıyor. Bu da gerçekten önemli bir miktardır. Yafa portakalı Avrupa'da yolculuklarına kamyonla devam eder ve Almanya'ya gider. Almanya'nın güneyindeki Berghulen'de kahvaltı klasiği portakal suyudur. 1700 ton portakal konsantresinden yaklaşık 9 milyon litre portakal suyu üretiliyor. Portakal suyu üretimi bakımından Brezilya ile Avrupa'yı karşılaştırdığınızda Brezilya üretim miktarının yarısından fazlasını oluşturuyor. Çok yüksek kalitede üretiyorlar. En büyük avantajlarından biri Brezilya portakallarının Avrupa'dakilere kıyasla en az 1000 saat güneş ışığına maruz kalması. Konsantre portakal suyu tankerleriyle Avrupa'ya ulaşıyor. Sıvı -7 derecede soğutulur ve daha sonra pompalanır. Amsterdam'dan tanker kamyonlarla taşınabilir. Tankerli kamyon burada alana gelir. Önce bir numune alınmalıdır. Malların belirlediğimiz standartlara uygun olup olmadığını ve hijyenik olarak güvenli olduğunu görmek için kalite kontrolü yapılmalıdır. Daha sonra tanker kamyon bir pompa yardımıyla boşaltılır. Konsantre geldiğinde 3 ile 6 derece arasında bir sıcaklığa sahiptir. Aksi takdirde malzeme tanker treninden boşaltılamaz. Bu işimizi çok zorlaştırır. Meyve, meyve özü, aroma, meyvenin kendisi ve suyu ayrılmak üzere menşe ülkelerinde parçalanır. Konsantre en son kalandır. Dünyada her yıl yaklaşık 12 milyar litre portakal suyu tüketiliyor ve bu da her yıl kişi başı 2 litreye yakın bir orandır. Doğrudan üretilen portakal suyu menşe ülkede işlenir. Yaklaşık %80'i Brezilya'dan gelir. Orada sıkıştırılır, pastörize edilir ve daha sonra Brezilya'daki meyve suyu üreticileri tarafından diğer gerekli işlemler yapılarak sevkiyat tankerlerine nakledilir. Konsantre meyve suyu üretilirken yeni sıkılmış meyve suyu ısıtılarak suyun buharlaşması ve hacmin orijinal ağırlığından 1/6 seviyesine düşürülmesi gerekmektedir. Geride kalanlar yapışkan, tatlı, ekşi kütle yani konsantredir. Meyve tadı konsantrede bulunmaz çünkü aroma damıtma işleminde yalıtılmış olur. Aroma meyve suyunun konsantrasyonundan gelir. Örneğin, bir üretici ülkeden portakal suyu alacağım. Orada %12 şeker içeriği var ve vakumda suyun buharlaşmasıyla kaynama noktası azaltılacak. Bunun anlamı, iyi tesislerde su vakumda 40 derecede buharlaşmaya başlamış olabilir ve böylelikle suyu terk eden ham maddeleri kaldırabilir. Meyve suyunu konsantre ederken aroma yükseltilecek ilk şeydir. Geri kalanından ayrılır, sonra toplanır ve depolanır. Normal meyve suyundan 5 ila 7 kat fazla konsantre olan çözelti, özel hazırlanmış içme suyuyla tekrar sulandırılır. Karışıma aroma konsantresi ilave edilerek orijinal kıvamına döner. Kalite kontrol prosedürleri şişelenmeden önce rutin olarak yapılır. Çalışmalar, tüketicilerin taze sıkılmış meyve suyuyla konsantreden yapılmış meyve suyu arasındaki farkı anlayamadığını gösteriyor. Bunun sebepleri arasında ısıtma ve depolamanın yanı sıra üretimin birçok başka yönü için kullanılan teknoloji sayılabilir. Elbette doğrudan meyve suyuna kıyasla konsantre üretimde kullanılan çeşitli işleme adımları nedeniyle bir şeylerin yol boyunca kaybolduğu anlamına gelir. Ama büyük farkların kolayca fark edilebilir olduğu anlamına gelmez. Dünyada hiçbir yerde meyve suyu Almanya'da olduğu kadar tüketilmez. C vitamini açısından zengin portakal suyu ikinci en popüler meyve suyudur.
Almanlar her sene yaklaşık 8 kilo portakal suyu tüketiyorlar. Birçok insan geleneksel olarak kahvaltıda bir bardak portakal suyunun tadını çıkardığı için bu sayı nispeten sabit kalır. Günde bir bardak meyve suyu, günlük C vitamini gereksinimlerinin %60'ını sağlar. Çeşitli düşük kalorili şişelenmiş sular ve alkolsüz içecekler pazara girdiğinden meyve suyuna rağbet düşüş eğilimindedir. Portakal suyunun kahvaltıdaki yerini tehdit ediyorlar. Ancak vitamin patlamasını bir numaraya yükseltmek o kadar da kolay değil. Güney Almanya'dan Baltık Denizi'ne gidiyoruz. İşte İsrail'den gelen portakallar dev konteyner gemisinde. 18 bin dolu konteyner. Triple E, 400 metre uzunluğunda, 20 depo yüksekliğinde ve dünyanın en eski büyük gemisine göre %11'den daha fazla yükleme hacmine sahip. Konteynerlardaki portakallar bizim için çok olağan dışı değil. Onları çok fazla taşırız. Gerçekten çok fazla dikkat gerektirmiyorlar. Yükleyin, nakliyecinin belirlediği belirlenmiş noktalarda tutun ve bir ay, bir buçuk ay bir sorun yaşanmayacaktır. Gerçekten taşımak büyük bir sorun değil bizim için. Özen gösterilmeye gerek yok demek, günde iki kez ilgilenilmesi gerektiği anlamına geliyor. Taşınma sırasında daha da olgunlaşıyorlar, evet. Ancak hepsi önceden planlanıyor. Yani havalandırma, ulaştırmalarını istediğiniz yere ulaştıklarında gerçekte bulunmaları gereken konumda olmalarını sağlayacaktır. Konteynerin içerikleri varış yerine güvenli ve zamanında ulaştırılmalıdır. Süper yük gemilerimiz rüzgar ve dalgaların üstesinden gelmek ve yüklerini güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştırmak için sağlam bir şekilde inşa edilmelidir. Konteyner için yeni bir akış konstrüksiyonu tasarlamak istiyorsak, öncelikle denizin taşıyıcı ürünün ömrünü kısaltabilecek zararları taklit ederek denemeler yapmak zorundayız. Bu da yıkıcı testler yapmak zorunda olduğumuz anlamına geliyor. Konteyneri çarparak, patlatarak, kırarak, içinde ağır bir forklift kullanarak imha etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Sonuç olarak bu hasarları görerek yeni bir şeyler inşa edebilir ve iyileştirmeye çalışabiliriz. Eğer kırılmazsa tamamdır, tekrar kullanılabilir. 2013'te yaklaşık 120 milyon konteyner 7 deniz boyunca tüm dünyada taşınmıştır ve taşınan ürünlerin toplam değeri 4 milyar Amerikan dolarıdır. Kaybolan konteyner sayısı ve bu zararın ticari değeri hakkında genellikle mesnetsiz tahminler söz konusudur. Bazıları her yıl 10 bin adetin kaybolacağı yönünde tahminlerde bulunuyor. Ancak Yafa portakallarımız sürekli güvenli bir şekilde hedeflerine ulaşıyor. Konteynerların kendisi çok güçlü bir yapıya sahiptir. Bir miktar çelik içerirler ve iç kısmı da çok iyi korunur. 9-10 kutuyu birbirine sabitlediğimizi göreceksiniz ve bunun kutunun kendisi için herhangi bir zararı olmaz. Bu son derece güçlü. Algeciras'tan Rotterdam'a olan 4 günlük yolculuk son buluyor. Okyanus devi Avrupa'ya açılan ikonik limanına ulaştı. Şangay ve Singapur'dan sonra Rotterdam, dünyadaki en büyük üçüncü limandır ve Avrupa'nın en büyük derin limanıdır. Her yıl yaklaşık 30 bin okyanus gemisi ve 110 bin meyve limana girer. Tesis etkileyicidir ve Hollandalıların bu devi boşaltma hızı gerçekten büyüleyicidir. Avrupa'da tüketilen portakal suyunun büyük bir çoğunluğu Brezilya'dan geliyor ve konteyner gemilerinde taşınıyor ve buradan yolculuğuna devam ediyor. Yük tüm Avrupa'ya dağıtılıyor. Bütçeye izin verilirse veya zaman baskısı varsa bazı yükler binlerce kilometre uzaktaki komşu Avrupa ülkelerine trenle veya uçakla taşınabilir. Portakal gerçekten şaşırtıcı. Her gün bizim bile bilmediğimiz yeni sevinç kaynakları getiriyor. İtalya'da yüzlerce sene öncesine dayanan bir gelenek vardır. Sevilla portakalı olarak bilinen acı portakal sunulur.
Portakallar kabukları şekerlenerek reçel haline dönüştürülürken, yine çiçeklerinden ve kabuklarından aromaterapide uygulanan ünlü neroli yağı üretilirdi. Ayrıca acı portakal, parfüm üretiminde kullanılan üç önemli parfüm elementinin kaynağıdır. Çiçekler burada bizim için her şey demek. Arkadaşlık, emek ve gelir olarak her şey demek. Hala onu yetiştiren ve bu işi yapan, bu evde sadece biz varız. Bordighera kasabası Fransa sınırına yakın Liguria bölgesinde yer alır. Bölge bir zamanlar acı portakallarıyla ünlüydü. Ancak şöhretleri kısa bir süre sonra kayboldu. Ancak yine de imkanlar dahilinde eski gelenek hala uygulanıyor. Bu bütün vadinin portakal çiçekleriyle dolu olduğunu hayal edin. Binlerce acı portakal ağacı var. Yılın bu zamanında Bordighera kenti yakınlarında yola çıkan gemiler portakal çiçeklerinin kokusunu alabiliyorlardı. Burada çok büyük bir üretim vardı. Fakat pazarın çökmesi ve birkaç ciddi ayaz sonrası bitki temelde kaybolmuştu. Ancak artık geri döndü. Hala çok güzel kokuyor. Acı portakallardan üç ürün çıkarılır. Portakal çiçeklerinden elde edilen neroli yağı, meyve soylarından elde edilen acı portakal yağı ve yapraklar, dallar ve olgunlaşmamış yeşil meyvelerden elde edilen turunç yağı. Bu çiçeği damıtarak çok kıymetli bir öz elde edersiniz. Damıtmayla suyun ve uçucu yağın ayrışmasını sağlayabilirsiniz. Su, hamur işlerinin hazırlanması için kullanılır. Pietro eski geleneği canlandırmak için çok şey yaptı. Büyük annesi de tavsiyeler ve yardım için daima yanında. Kocam daima çiçeğin küçük noktalarına bakarak bir çiçeğin ne kadar özü olduğunu anlayabileceğimizi söylerdi. Çok sayıda nokta varsa çok öz var demektir. Birkaç nokta varsa yalnızca bir miktar var demektir. Nostaljik bir üründür ve aynı zamanda modern bir üründür. Anneannem ve arkadaşları için bu nostaljik bir ürün. Çünkü hasadın duygularını yeniden keşfetmekten zevk alırlar. Onları 40 veya 50 yıl geriye götürüyor. Bu çiçeği seviyorlar. Neroli çok özel bir yağdır. Sadece 1 litre neroli yağı için 1 ton çiçek kullanılır. Büyüklükler yağın değerli olmasını sağlayan tek şey değil, karmaşık üretim süreci de bir rol oynamaktadır. Örneğin çiçekler sadece sıcak, güneşli bir günde açılmaya başladıklarında toplanabilirler. Bir kez damıtılmış kapalı çiçekler, daha sonraları aslında olması gereken narenciyemsi yerine yeşil bir koku bırakma eğilimindedir. Portakal çiçekleri de mümkün olduğunca çabuk işlenmelidir. Çünkü bitki toplama işleminden hemen sonra solmaya başlayacaktır. Bu nostaljik bir üründür ve aynı zamanda modern bir ürün. Anneannem ve arkadaşları için bu nostaljik bir üründür. Çünkü hasatın duygularını yeniden keşfetmekten zevk alırlar. Onları 40 veya 50 yıl geriye götürüyor. Gençliklerinde yaptıkları şey tam olarak buydu. Bazı insanlar yağın güneydeki güneşi sıvı halde içinde tuttuğuna ve şifa verici özelliklere sahip olduğuna inanıyor. Büyük anne buna yemin ediyor. Kaybolmuş olan ama şimdi tekrar geri gelmiş yeni bir ürün. Daha önce olmadığı kadar hassas ve daha yenilikçi bir şekilde dönüyor. 22 kilogram. Efsaneye göre neroli yağı adının hikayesini, eldivenlerini, saç bantlarını ve harflerini bile bu görkemli yağa batırdığı söylenen Prenses Nerola'dan almıştır. İtalyan aristokrasisi yağı kucakladı ve gelişimini takip etti. Ve kısa bir zaman içinde herkes portakal çiçeklerin kokusuyla kendilerini donattı ve neroli yağı Rönesans'ın en sevilen kokusu olmaya devam etti. Çiçekler hasat edildikten sonra onları bir kutuya koyarım. Buhar kabın altından girer ve tüm yağı çıkarır. Buhar soğuduktan sonra suyu yağdan ayıran bir floransa şişesine girer. Dolayısıyla damıtım esnasında suyun dışarıya çıktığı ve bunun üzerinde yağın hareket ettiğini görürüz. Damıtılmanın sonunda yağı ayırmak için özel bir pipet kullanıyorum. Birçok tanınmış parfüm markası parfüm karışımlarında bu değerli özü kullanır.
Çiçek toplamak ve damıtmak gerçekten bir sanat biçimi. Çiçeğin kokusunu yakalamak ve bir şişeye koymak zor iş. Bunu yaparak damıtılan çiçeğin ruhunu çıkarıyor ve yakalamış gibi oluyorsunuz. Mantar çıkarıldıktan sonra gözlerinizi kapattığınızda yasemin, bal ve portakal çiçeklerinin kokularını alırsınız. Aklınızı başınızdan alacak parfümlere dönüşürler. Hepsi bir yerde, çiçeğin özü olan bir şişe içine alınmış şekilde birleşirler. Biz her gün bu kokuya maruz kaldığımız için gerçekten çok mutluyuz. İtalya'daki portakal çiçekleri arasındaki yolculuk burada sona eriyor ve Almanya'ya atlıyoruz. İsrail portakallarımız bu esnada Kuzey Almanya'daki megalojistik merkezine ulaştı. Zaman baskısı, kötü hava ve beklenmedik trafik sıkışıklığı bu işteki herkesin karşılaştığı en büyük zorluklardandır. Ve oldukça karmaşık bir iştir. İstisnai koşullar ortaya çıkarsa, limanda bir tıkanıklık varsa ya da bir grev varsa, su trafiği durağan bir hal almaya başlar. Ve bu durumu her şeyden önce zorlaştırabilir. Güney Avrupa'dan gelen narenciye 2-3 gün içinde karaya veya demir yoluna doğru yola çıkıyor. Normal olarak mallar iyi ilerliyor. Özellikle günümüzde alternatif stoklama rezervlerinden bazılarını çıkarmak amacıyla alternatif planlar yapmak için daima imkanlar bulunmaktadır. Bu da alternatif dağıtım yapılarından faydalanmayı sağlıyor. Piyasa o kadar küçük ki mallar neredeyse her zaman hedeflerine giden yolu buluyor. Hem meyvenin basınca duyarlılığı hem de morarma tehlikesi, taşıma işlemi sırasında özel dikkat gösterilmesi anlamına gelir. Yolculuk boyunca belirli bir sıcaklığın muhafaza edilmesi gerekiyor. Konteyner malları ile ilgili önemli husus, meyveleri bekletme durumuna getirmek için konteynerdaki ortam. Olgunlaşma sürecinin neredeyse tamamen durgunluk noktasına getirilmesini bekliyor. Boşalttığımız ürünün biraz tatsız bir durumda olduğunu garanti altına alabiliriz. Sonra Almanya'ya geldiklerinde en iyi olgunluk durumuna ulaşırlar. Bu da pazarlama anlamında önemli bir şans. Sadece olgunluk durumu değil, aynı zamanda şeker içeriği, tüketici satın alma koşulları söz konusu olduğunda da sözde BRICS değeri çok önemlidir. Bir mevsimdeki gidişatı önceden planlamak mümkündür. Az ya da çok. En yüksek şeker ve meyve suyu içeriğine sahip çeşitlerin ne zaman varacağını biliyoruz. Portakal söz konusu olduğunda elbette belirli miktarlarda tatlılık gereklidir. Portakallarımızı tanımladığımız BRICS değerini tam olarak açıklamayacağım. Ancak müşterilerimizin mutlu olduğundan emin olabilirsiniz. Portakalların kalitesine göre sınıflandırılması nihai fiyatını belirler. Bu lojistik merkezi Kuzey Almanya'daki 250 süpermarkete ulaşmaktadır. Sabah erken saatlerde açılan ürünler öğlen saatlerine kadar varış yerlerine ulaşıyor. Meyve ve sebze sektöründe en önemli faktör zamandır. Bir sonraki durak Güney Almanya, Berkuelen. Burada yılda 9 milyon litre portakal suyu üretiliyor. Meyve suyu pompalanmadan hemen önce 85 dereceye kadar ısıtılır. Isıtmadaki ani ve kısa süreli artış ürünün raf ömrünü uzatır. Genel olarak tesisimizde ve daha geniş sektörde kompakt kısa vadeli ısıtma mekanizmaları kullanılır. Bu, bize teslim edilen tüm ham maddelerin hijyendeki en yüksek standartları karşıladığından emin olmamızı sağlar. En iyi yöntem de budur. Taze sıkılmış meyve suları konsantre bazlı meyve sularından daha iyi olduğu şeklinde algılanır. Ama biri gerçekten farkı tadabilir mi? Arkadaşlarım ve ailemden bazıları meyve suyu konsantre olurken bazı kimyasalların eklendiğini düşünüyorlardı. Ancak bunu düzeltmemiz lazım. Tıpkı evde reçel yaparken olduğu gibi. Sadece ilave suyu kaynatıyoruz. Konsantre de aroma dolu olabilir.
miktarı büyük ölçüde işleme yöntemine bağlıdır. Hepimiz klasik örneği biliyoruz. Elimizde bir elma var. Isırıyorsunuz, meyvemsi tadı geliyor. Öyleyse elma taze. Bunu konserve elmalarla karşılaştırın. Tamamen farklı bir tat. Pişirilmiş gibi bir tadı var. Bu lezzet, sıcaklıkları çok yüksek olursa her tür ürüne dönüşür ve meyve suyu üretiminde bunu tamamen önlemeye çalışırız. Her yıl yaklaşık 9 milyon litre portakal suyu 7 bin ton konsantreden üretiliyor. Meyve suyu boş kartonlar olarak adlandırılan boşlukların bulunduğu doldurculara dökülür. Paketlerken tabanları mühürleriz. Daha sonra dezenfekte edilir ve daha sonra meyve suyu ambalaja gelir ve bu sefer de üstten mühürlenir. Tüm üretim süreci yakından izlenir. Portakal suyu üreticileri düşük kalorili karışık içecekler yelpazesiyle sağlık bilincine sahip tüketicilere hitap etmeye çalışan su şişeleyicileriyle rekabetle karşı karşıya. Su üreticilerinden bahsediyoruz. Çünkü günümüzde çok düşük konsantrasyonlarda sıvılarını suya ekleyen ve aromalı su üreten çok sayıda su üreticisi var. Bu su karbonlanmış veya durgun olabilir. Tabii ki bu normal meyve suyundan daha az kalori tutar ve onunla karıştırılmış bir çeşit meyve aroması olduğu zaman çok iyi tat verir. Bu düzenli meyve suyunun biraz büyük bir rekabete girdiği anlamına gelir. Portakal suyu satışlarında düşüş var. Ancak kahvaltı şampiyonu hayatta kalacak. Vitamin patlaması hala sağlık bilincine sahip tüketiciler arasında gizli bir silah olarak değer taşıyor. Kuzey Almanya'daki merkezi depolama tesisine geri dönüyoruz. 5000 metrekarelik bu alanda 450 çeşit meyve ve sebze işlenir. Portakal, kış aylarında sipariş listelerinin en üstünde durur. Kiel'de her gün 6 haneli aralıkta meyve ve sebze stoklarımız var. Bu da yıllık 280 ve 290 milyona ulaşıyor. Yani kontenjanlarımız bizim için çok önemlidir ve bu yüzden hızlı bir şekilde çalışmak zorundayız. Siparişler piyasaya ne kadar sıklıkla girerse, müşterilerin ihtiyaçlarına da daha hızlı cevap verebiliriz ve bu da tüketicinin ihtiyaçlarına daha uyumlu hale getirilir. Ve portakalın daha küçük yüzdesi çöpe gider. Merkezi depolama alanı haftanın 6 günü 250 pazara ulaşıyor. Hedef müşteriler, Kuzey Almanya'daki perakendeciler ve süpermarketler. Saat 9.30, günü tamamlamak için gereken son saat. 2 saat sonra ilk pazarlar çoktan mallarını almış olacak. Lojistik merkezlerinin müşteri talepleri açısından karşılaştıkları zorlukların neyi istediklerini ve ne yapılması gerektiğini düşündüğünüzde çok değiştiğine inanıyorum. Hızlanma söz konusu olduğunda lojistik zorluklar yaşanıyor ve çeşitlilik müthiş bir sıkışıklık artışına sebep oluyor. Hasat, hava ve tabii ki satışlar her zaman uyum içinde olmak zorunda. Bu yüzden özellikle ultra taze meyve ve sebze alanında çok hızlı bir şekilde çalışılması gerekiyor. Çünkü bu ürünlerin talebi yoğundur ve raf ömrü kısadır. Ünlü Yafa portakallarının İsrail tarlalarındaki yolculuğu 10 gün sürer. Sonunda sadık hayranlarının alışveriş sepetlerine girerler. Günün sonunda Chamouti portakalı hala çok popüler. Portakallar dünyanın en popüler meyve çeşitlerinden biridir. Avrupa'da her yıl meyve veya meyve suyu ya da konsantre şeklinde ortalama 35 kilogram narenciye tüketir. Vitamin patlaması, kıtasal kahvaltının ayrılmaz bir parçasıdır.